Vallahi kısayız. Bugün 14 dakikayız. Cumhurbaşkanının konuşması, grupta yaptığı konuşmadan sonra hemen programlar sarkarak devam ettiği için Sade Hoca ile beraber bugün öğrenciyi hadi yolladık, üniversiteyi kazandı çocuğumuz. Yurtta mı barındıralım? Yoksa bir eve mi çıksın? Yoksa başka bir şey mi olsun? Bizim uzağımızda bir yerde okuyorsa acaba hangisinin maliyeti nedir şeklinde yine kafamızda deli sorularla karşınızdayız. Şimdi ben de çok hızlı konuşayım o zaman. Gökhan Özenci benim öğrencim. Dedim ki Gökhan, dedim bak bu hafta böyle bir program yapacağız. Dolayısıyla onun bir kardeşi İstanbul'da okuyor. Sen de dedim Edirne'de okuyorsun. Edirne'deki ve İstanbul'daki maliyetleri bir çıkaralım da en azından görelim ne kadar para harcıyorsunuz diye. Bir sordum. O da bayağı güzel çalışmış ve gönderdi rakamları. Rakamlar şöyle. Önce büyük şehirden başlayalım. İstanbul diye başlayalım. İstanbul'da eğer aile yanında kalıyorsa çocuğun harcaması bir kere 525 TL sabit gideri var. Aile yanında 525 TL evet. Aylık sabit gideri aylık var. Sabit gideri var. Nedir bir ulaşım. Yani işte 85 TL'lik bir ulaşım masrafı var. Yiyecek içecek maliyeti, okulda yediğini içtiğini, işte öğleyin işte okulda yediğini, işte dışarıya çıkarken kahvaltı belki yapmadan hızlı bir şekilde çıkacak. Bunlara baktık. 340 TL gibi bir rakam tutuyor. Ve diğer telefon faturası var tabii işin içinde. 100 TL'de tahmini olarak bunu koyduğumuz zaman aşağı yukarı rakam bir kere yiyecek içecek maliyetini, bir de bu telefon masrafını, ulaşımı koyarsak 525 TL oluyor. Hı hı. Bu Edirne'de ne kadar oluyor? 420 TL. Yani 105 lira mı fark ediyor? 105 lira fark ediyor. Yani küçük bir yerde 105 TL daha düşük bir fiyatla aile, kendi ailenizle beraber yaşayabiliyorsun. Şimdi eğer şeye gelirsek, öğrenci arkadaşlarınızla evde beraber kalıyorsanız, yani tek kişi değil, beraber kalıyorsanız İstanbul'da bu rakam 1288 TL. Yani 1300 TL diyelim. 1300 TL'lik bir paraya ihtiyacınız var. Tabii bütün yiyecek içecek masrafınızın 340 TL olduğunu varsayıyorum İstanbul'da. Edirne'de 260 TL bu yiyecek içecek gideri. Tabii 340 TL'ye çocuk yiyor da, yani mutfak harcaması var da tabii bunun işte eti falan değil. Yani makarna falan böyle minimum düzeydeki şeylerle. Ama zaten bekar evlerinde ne olur üniversite öğrencisi? Makarna pişer. Makarna pişer. Salçalı yani, makarna. Yani salçalı makarna, fasulye falan onunla idare edecek çocuklar. Dolayısıyla bu şekilde giderse 1375 TL. Özür dilerim 1288. Neredeyse asgari ücrete yakın bir rakam. Çocuğun parası bu, olması gerekiyor. El harçlığı yok bunun içinde. Ha. Bir de okul masrafları yok, yani okuldaki kitap masrafları ve hadi ya bir kahveye gideyim, bir arkadaşlarla sosyalleşeyim veyahut da işte gideyim bir sinemaya gideyim, bir tiyatroya gideyim yok. Onlar kafadan 2000-2500'ü bulur o. Yani şöyle söyleyeyim, bir tiyatro 35 TL olduğuna göre ortalama ki değişiyor, aşağı yukarı özel değişiyor. Bilmem şeyi. Tabii, özel değişiyor. Ortalama rakam olarak söylüyorum. Ayda bir kere gittiği zaman zaten 35 TL. Hocam hafta sonu sinemaya gittim 27 TL. Ya öğrenci 27 TL evet, 27 ya. TL. Ne yapıyorsunuz yani? Yani öğrenci olursa bu ki büyük biliyorsun AVM'lerde sinemalar daha düşük kira ödüyorlar. Hatta hiç kira bile ödemiyorlar, biliyor musun? Hiç kira bile ödemiyorlar. Niye? Çünkü biz zaten buraya müşteri çekiyoruz. Ona göre kiranızı belirleyin diyorlar bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa düzelsinler. Yani normal dükkanlardan daha düşük kira ödüyorlar veya hatta hiç ödemiyorlar. Buna rağmen 27 diyorsun. Yani öğrenci tarifesi de normal bir sinemada İstanbul'da 12 TL. Yani haftada bir sinemaya gitse bu çocuk neredeyse yani 100-150 TL civarında bir kere sosyal leşmek için, yani tiyatro, sinemaya vermesi lazım. Zaten okul bittikten sonra kimsenin tiyatroya, sinemaya gittiği falan yok ki. Yani çoğunluğumuzun. Okuldayken var olduğunu farz ederek bunu söylüyorum. Yani evet, okuldayken en azından daha sıklıkla gidiyorduk yani tiyatroya falan. Ondan sonra çünkü ev muhabbeti başlıyor ve insanlar çıkamıyor. Hadi çocuğum çıksın, aman ben çıkamayayım diyor insanlar. Peki arkadaşıyla paylaşıyor evi. Bu üç arkadaşıyla. Ev tuttular. Evet. Üç arkadaş paylaşıyorlar tabii, bir tabii, evi tabii, mesela. Tabii. Öyle paylaştıkları zaman 1300 TL. Edirne'de olursa bu 845 TL. Aa, bak orada ölçek fark ekonomisinde ediyor. Fark ediyor. Tabii, fark ediyor. Yani İstanbul'da, üç arkadaş mı bunlar? Tabii yani çünkü İstanbul'da 1000 TL'nin altında ev yok ki.
Yani 1000 TL'nin altında ev bulman mümkün değil İstanbul'da. Ama Edirne'de 700 TL'ye ev bulabilirsin. 700 TL'yi iki arkadaş paylaşsan 350 TL gibi bir rakam çıkar karşısına. Yuvarlayarak söylüyorum rakamları. Peki öğrenci evde tek kalıyorsa ne kadar maliyeti olur dediğimiz zaman tabii daha küçük bir eve geçiyor. 1375 TL'ye yükseliyor. Çocuğun maliyeti, kitap masrafı yok, sinema yok, bir kahveye gitmesi, harçlığı falan yok. Eğer bunu küçük bir şehirde yaparsa, yani Edirne'de yaparsa 1120 TL maliyete katlanmak durumunda, tek kalırsa evde dediğim gibi gene harçlığı yani yok. Yani İstanbul'da 3 kişiyle yaşamak yerine Edirne'de tek kalabilir. Yani yakın yani, birbirine. Yakın birbirine rakamlar. Bir diğeri de eğer öğrenci özel yurtta kalıyorsa yemek yememe koşuluyla yurtta, yemek yememe koşuluyla 1125 TL'ye kalabiliyor. Tabii ki özel yurtta özel yurtta. Oda mı oluyor? Özel oda oluyor. 600 TL gibi bir maliyeti oluyor, ortalama söylüyorum. 600 ile 900 TL arasında değişiyor bu maliyetler, yemeksiz. Yurdun durumuna, yerine bağlı olarak değişiyor. Hocam, dolayısıyla özel oda olduğu zaman özel banyosu da oluyor mu? Ya özel oda olduğu zaman genelde özel banyosu oluyor. Tuvaleti oluyor içinde. Küçük bir oda veriyorlar. Dolayısıyla ama yemek yok dediğim gibi, kahvaltı falan yok. Bunun içinde sadece oda veriyorlar. Ama işte bunu Edirne'de yaparsa örneğin bir 125 yerine 1020 TL'ye geliyor. Yine yani 105 lira fark yani ediyor. 100-105 TL gibi bir farkı var İstanbul'da küçük şehir arasındaki rakamların. Birçok öğrenci gerçekten özellikle küçük şehirlerde, yani inanılmaz kötü koşullarda, inanılmaz yüksek fiyatlar ödeyerek kalıyor. Çünkü şehirlerde üniversite öğrencilerini birçok yerde, küçük yerde para kazanılacak bir sektör olarak gördüğü için maalesef ev sahipleri veya esnaf hiç böyle, yani burunlarından kıl aldırmadan, ev rezalet durumda olmasına rağmen inanılmaz yüksek fiyatlar ödediğini ben biliyorum. Çünkü en azından öğrencilerle bu konuda gerçekten sohbet ediyoruz. Peki yurt olursa ne kadar maliyet, yani devlet yurdu olursa, özel değil de devlet yurdu olursa ne kadar olacak maliyet? 675'e düşüyor. 675. Yani genelde 675 TL civarında. Çünkü 150 ile 240 TL'ye kadar giden fiyatlar var devlet yurtlarında. Çok lüks devlet yurtlarında 240 TL'ye kadar giden fiyatları biliyoruz ama ortalaması 150 ile 180 TL arasında normal 3 kişilik odalar. 3 kişilik odalar, ortalama odaları söylüyorum. Bu 6'lık odalar da var, 2 kişilik odalar da var. Dolayısıyla aşağı yukarı 675 TL devlet yurdunda kalırsa. Ama maalesef devlet yurdu herkesi ne yapmıyor? Almıyor, alamıyor. Çünkü tweetleri de verelim yeterli mi? Değil. Gelenleri. Öğrenci sayısını karşılayacak kadar maalesef devlet yurdu yapılmadığı için öğrenciler dışarıda dışarıya mahkum kalmak durumunda kalıyor. Oradaki Kredi Yurtlar Kurumu'nun ortamını beğenmeyen, sosyal ortamını beğenmeyen, aktivitelerini beğenmeyenler de oluyor tabii ki doğal olarak. Kendi yaşam tarzlarına uymadığını düşünerek mecburen dışarıda ev tutmak zorunda kalıyorlar. Bu tür sorunlar da var. Türkiye'nin böyle bir problemi de var maalesef. Uzun yıllardan beri devam eden bir problem bu. Maalesef yurtlarda siyasi görüş nedeniyle olabilir, farklı yaşam tarzı nedeniyle olabilir dediğim gibi insanlar maalesef uyamıyor. Çünkü devlet yurtlarında sabah 6, akşam 23 gibi bir koşul var. Oysa işte bir Avrupa'da öğrencinin böyle bir sorunu yok biliyorsun. Yani bir Bulgaristan'a gittiğin zaman da 24 saat açık şeyler, yurtlar, istediğin zaman gelip gidebiliyor. Bu konuda zaten 18 yaşın üzerine çıkmış öğrenciden yani yasaklasanız ne olacak? Şunu yapsanız ne olacak? Yapacak olan zaten her şeyi yapar. İnsanın içinde yetişme tarzında, anlatabildim mi? Her şey yasaklamak da değil yani. 23-24 sonra yasakladığın zaman çocuğu korumuş mu oluyorsun? Hayır. Yani bu şey değil. Bu tamamen bizim yanlış bir yönetim anlayışımızdan kaynaklanıyor. Maalesef işte devlet yurtlarında barınamayan insanlar da ya yanlış ellere düştü yıllarca biliyorsun. Özellikle Anadolu'dan gelen çocuklar yıllarca kandırıldı ve
cemaat ideolojisiyle donatıldı. Bir takım insanlar da maalesef yüksek fiyatlar ödeyerek bu koşullarda, daha kötü koşullarda hatta yaşamak zorunda kaldı. Oysa devletin bunu bir kere sağlaması lazım. Hı hı. Benim bir önerim var. Yani çok kısa olduğu için süre. Mesela öğlenleri 3 TL'ye yemek yiyor öğrenciler üniversitelerde. Ya lütfen, bu çocuklar zaten makarnayla doyuyorlar. Sabahlar işte ekmek, peynir, zeytin, onunla doyuyorlar. Yani yeteri kadar beslenemiyorlar. Bu çocuklara, öğrenleri her öğün bir kere et yedirmemiz lazım. Belli miktarda 100-150 gram bu çocuklara mutlaka et verelim. Yani bunu üniversitelerde sağlamamız lazım. Ama üniversiteye bırakmamak lazım. Çünkü devlet üniversitede bazen şunu da yapıyor. 1500 liralık ameliyat için 1000 lira yazdığı için üniversite zarar ediyor. Bunu yapmadan, yani devlet bunu karşılayacak, üniversite değil. Devlet karşılasın bunu. Protein ihtiyacını, evet, meyve ihtiyacını karşılaması lazım. Çünkü bugün gidip bir marketten meyve aldığın zaman kilosu ortalama 7 TL meyvenin şu anda. 7 TL. Bir çocuk da yani yarım kilo meyve yesin yani günde. Yarım kilo yediği zaman 3,5 TL. 10 günde 35 lira yapar. Bir ayda 100 TL'lik meyve yapar sadece. Bu çocuk hiçbir şey yemeyecek mi başka? Şimdi Gökhan'ın bizim hazırladığı şeyde meyve falan yok herhalde anladığım kadarıyla. Makarna üzerinden gitmiş bizim Gökhan. O nedenle son derece düşük çıkıyor bu rakamlar. Bizim üniversite öğrencileri... Patates de olabilir diyor bu arada Umut. Patates de ucuz bir şey değil Umut'cum bu arada. Patatesin son birkaç yıldır zamlandı yani. Fasulye de ucuz değil artık. Çocuk ne yapsın, ama bizim üniversite yıllarımızda da öyleydi. Öğrenci evlerinde makarna pişerdi, salça. Genelde öyleydi. Eğer biraz paraları varsa içine biraz peynir konurdu. Evet, biraz kıyma atarsın. Ya da ekmek arası varsa patates kızartması yapılırdı. Bol yani, miktarda. Yani evet. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Emekli baba çocuğunu nasıl okutur söyler misiniz diyor. Ama diğer taraftan da bir başka seyircimiz Uğur Bey diyor ki ben oğlana çadır kuracağım diyor. Ya bir de, Uğur Bey, çadır güzel fikir ama bir de mesela karavan da olabilir. O da bir bakış açısı olabilir. Yani şey karavan yani bayağı maliyetsiz bir şey söyledin yani. Karavan dediğin zaman o daha maliyetli bir ama olay. Ama yok, illa bu karavanı almaktan bahsetmiyorum. Kiralamak bir olarak yapılabilir yani. Olabilir. Bir de şöyle söyleyeyim. Tabii Kredi Yurtlar Kurumu aşağı yukarı yanılmıyorsam şu anda 425 TL öğrenciye bir kredi kullandırıyor bildiğim kadarıyla. Herkese kullandırmıyor ama en azından genele kullandırıyor. Bugünkü enflasyon rakamları da bu anlamda son derece önemli. Çünkü diyor ki sen diyor okulu bitirdiğin zaman bitirdikten 2 yıl sonra bu krediyi geri ödeyeceksin diyor. Peki neye bakarak geri ödeyeceksin? Bunun faizi var mı? Yurt içi üretici fiyatları endeksine bakarız diyor. Yurt içi üretici fiyatları endeksi şu anda yıllık %16.28. Bugün açıklanan rakam. Evet. %16.28 yıllık maliyeti var o paranın. Onu da unutmamak lazım. Benim rahmetli babam ödemişti. Bana duyurmamıştı bile üniversiteyi bitirdikten sonra. Oysa ben zaten çalışıyordum ama nedense bana söylemeden ödemiş onu. Dolayısıyla ben hallediyorum dedi. İtiraz da edemediğimiz için babaya tabii ki peki diye kabul etmiştim. Ama böyle de bir maliyeti var bu kredinin. Bunu da unutmamak lazım. Yani alırken güzel ama öderken bayağı zorlanacak insanlar bu enflasyon rakamlarıyla, yurt içi üretici fiyat endeksi rakamıyla. Şimdi Kenan söyleyeyim. Bey diyor ki işçi emeklisini konuşmaya niye korkuyorsunuz? Emekli açlık sınırının altında sürünüyor. Siz orada gülüyorsunuz, keyfiniz yerinde. Tabii. Hocam ben cevaplamayayım, siz cevaplayın. Ben şöyle, çünkü ben cevaplardığım şöyle, zaman kendi kendime şöyle köpürüyorum. Söyleyeyim. Eğer zaten biz bunun bilincinde olduğumuz için zaten bu rakamları veriyoruz. Başka bir istersen... Bir de asık suratlı olursak, hocam bunu asık suratlı anlatırsanız Kenan Bey sinirleniyor güldüğümüzde. Öyle mi? Asık surat. O zaman hadi programımızın süresi bitmiş. Akşam 17'de görüşürüz. Hiç gülesim yok vallahi. Kimse beklemesin. Hocam teşekkürler. Yarın akşam görüşmek üzere. Peki. Hoşça kalın.